İbni Davud, Meşai felsefeyle Yahudi akidesini birleştiren Yahudi filozof. 12. yüzyıl Müslüman İspanyası'nda doğan İbni Davud, ailesinin ilmi geleneğe bağlı olması sebebiyle temel eğitimini amcasından görmüştür. Klasik Yunan ve Yahudi eğitimi dışında uygun olarak Müslüman alimlerden felsefe ve bilim dersleri gördüğü eserlerinden anlaşılmaktadır. Hayatının sonunda İspanya'da süregelen çatışmalar sırasında öldürülmüştür. Öğretisi İbni Davud, Farabi ve İbn Sina'daki haliyle Meşai felsefenin Yahudi akidesiyle uzlaştırılması ve Yahudi dininin bir parçası haline getirilmesini amaçlayan eserler telif etmiştir. Meşhur eseri El-Akidetür Rafia'nın başında eserini özgür irade problemini çözmek üzere yazdığını, fakat bu problemin çözülmesi için felsefe eğitiminin şart olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple eserinin başı tamamen Meşai felsefenin anlatısından ibarettir. Kutsal metnin anlaşılmasında bir araç olarak felsefenin kullanılmasını elzem görmektedir. Zira Tevrat'taki ibareler açıklamaya muhtaç bir takım kapalılıkları ihtiva eder. Felsefe, bu ayetlerin açıklanmasında ve tevil edilmesinde bir yol gösterici konumdadır. Bu sebeple insan aklının ürünüyle Tanrı'nın vahyi arasında asla çelişme olamaz. Fakat insanlar bu ince noktanın farkında olmadıklarından dolayı kutsal metindeki en basit problemlere dahi çare bulamamaktadırlar. İbn-i Davud'un esas aldığı felsefi anlatı, yeni Eflatunculuktan soyutlanma çabası içerisinde olan bir İbn-i Sina Aristoculuğundan ibarettir. Yahudi felsefesi açısından bir ilk olan bu gayret, kendinden sonra özellikle İbni Meymun tarafından tamama erdirilecek bir Aristoculuğu doğuracaktır. Bunun için Yahudi felsefesi içerisinde ilk defa kategorileri ve arazları sistemine dahil ederek açıklamıştır. Bunun dışında cevher, araz, madde, suret, cisimler ve akıllar gibi kavramları açıklamıştır. Özellikle ruhun soyut bir cevher oluşu ve güçleri konusunda çokça durmaktadır. İnsanın vehim gücü vasıtasıyla meleklere ve Tanrı'ya yöneldiğini, ruhun potansiyelden aktüele geçmesiyle bağımsız bir hale geleceği ve ebediyen varlığını sürdüreceğini savunmuştur. Tanrı'nın varlığını ispat için kullandığı deliller, Aristocu hareket deliliyle İbn-i Sinacı imkan delilinden ibarettir. İbn-i Davud'un Tanrı tasavvuru temelde felsefenin Tanrısıdır ve Tevrat'ın Tanrısıyla özdeş olduğunu savunur. Bu sebeple Tanrı'nın zati herhangi bir sıfatı olamayacağını, ancak negatif teoloji ve izafet yoluyla ona sıfatlar nispet edebileceğimizi söyler. Sudur'u reddetmesine rağmen Tevrat'a uygun bir kozmogoni geliştirmemiştir. Fakat birden çokluğun çıkışını açıklamak için faal akıl ve akıllara dayalı kozmolojiyi savunur. Tanrı tikelleri bilmekten münezzehtir. Buna delalet eden ayetler ancak meleklere ve akıllara işaret olabilir. Nihayet kötülüğün Tanrı'ya izafe edilemeyeceğini, ya meleklerin ya da insan iradesinin bir ürünü olabileceğini savunur. Böylece insan iradesinin özgür ve bağımsız olduğunu, Tanrı tarafından kontrol edilmediğini ve henüz karar vermemiş bir insanın ne yapacağının da Tanrı tarafından bilinmeyeceğini söyler. Tanrı'nın kısıtlanması anlamına da gelen bu radikal yaklaşım, onun pratik felsefesinin de temelini oluşturur. Bir peygamber vasıtasıyla din tarafından emredilen ahlaki hakikatler, insanın yetkinleşebilmesi için vazgeçilmez olduğu gibi, güvenilirliği de tartışmasız olan bilgilerdir. En yüksek ahlaki erdem adalettir ve insan gerek kendi fiillerinde gerek toplumsal ilişkilerinde ahlaki olmak zorundadır. İnsanın şahsi kurtuluşu bu yöntemle elde edilecektir. Fakat toplumsal kurtuluş konusunda mesiyanik bir beklentisi mevcuttur.